Merhaba arkadaşlar. Umarım afiyettesinizdir. Bugün çok önemli olduğuna inandığım bir konu üzerinde duracağım. Bildiğiniz gibi dünkü videomda Sakar'ın cehennem olmadığını, cehennemin bir çukuru olmadığını tam tersine, yani tersi de değil, ne çukur ne yükselti. insanlar için bir gösterge, bir levha mutlak gerçek olduğunu kendi argümanlarımca savunmuştum ve buna inanıyorum ben. Yani hiçbir şekilde cehennemle ilgisi yok. Bugün 74. surenin 31. ayetini ele almak istiyorum. Çok ilginç bir detay var ve bence bu sure, yani bunu söyleme mecburiyetindeyim, Kur'an'a yanlış yazılmıştır. Şimdi bunu açıklayacağım, nedenini açıklayacağım. Şimdi e, ayeti okumadan önce hani belirtelim ki bu e, Kur'an mucizesine 19 mucizesine inanmayanlar ne diyorlar? İşte bu 19 hani üzerinde 19 vardır. 19 melek vardır diye çeviriyorlar. Halbuki Arapça orijinal metinde melek diye yazmıyor. Üzerinde 19 vardır yazıyor. Ve bu 19'u melek olarak e, çevirmelerin nedeni de bir sonraki ayette yani 74. surenin 31. ayetindeki melek kelimesinden geliyor. Onların sayısından geliyor. Bundan dolayı geliyor. Ve bu sakarı da e, cehennem olarak çevirmelerin nedeni yine bir sonraki ayetteki eshabın nar e, kelimesinden alarak o şekilde e, çeviriyorlar. Şimdi e, bir bakalım. Ben şu anda bütün e, Türkçe e, müfessirlerin yapmış olduğu tercümelere tercümelere baktım ve Edip Yüksel dahil, Edip Yüksel dahil, bütün bu e, ayetin e, ayetini şu şekilde e, çevirmiş. Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Hani bildiğiniz gibi e, Edip Yüksel de Sakar'ın cehennem olmadığını savunuyor ve bu üzerinde 19 vardının 19 melek vardır öyle o şekilde olmaması gerektiğini söylüyor kendine kendi yorumları var buna yani şu ana kadar baya bir yol kat etti fakat bence aslında 74. surenin 31. ayeti bir kere bu şekilde çevrilmemesi lazım neden diyeceksiniz şimdi ayetin orijinalini okuyayım ben size. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ illa مَلَائِكَةَ Ne demek bu ve ma kılmadık biz eshabin nari eshaben nari nar eshabı olarak Eshab bu eshab kelimesini bekçi olarak çeviriyorlar. Ashab Ben bu eshab kelimesini araştırdım. Kur'an'da 78 adet geçiyor. Eshab kelimesi ve hiçbir tanesi Hiçbir tanesi bekçi olarak çevrilmemiş. Hepsi ashab olarak çevrilmiş. Ve aynı şekilde eshabinler, eshabünler ve eshabenler olarak 20 adet Kur'an'da bulunuyor ve bunların hiçbir tanesi ama hiçbir tanesi cehennem bekçisi olarak çevrilmiyor bu hariç. Şimdi benim sorum niçin Kur'an'da hiçbir kere bu ashab kelimesi bekçi olarak çevrilmemişken 74. surenin 31. ayetine gelince e, cehennemin bekçileri olarak çevriliyor. Ateşin bekçileri olarak çevriliyor. Niçin? Halbuki öbür ayetlerin hiçbir tanesinde bekçi yok. Eshabınlar ateşin eh eh ehli demek. Ateş ehli. Ateşin içerisinde duranlar. Yani ateşin içerisinde kimler vardır? Kur'an'ın başka ayetine göre işte cinler, insanlar ve taşlar mesela ateş ehli diye geçiyor. Eshabin nar, eshabin nar, eshabin nar. Niçin 74. surenin 31. ayetine geldiğinde melek, melaiket diye çevriliyor? Şimdi cevap cevabı hemen ben size söyleyeyim. Şundan dolayı. Çünkü eğer bu şekilde çevrilmeyecekse Kur'an'ın içerisinde çelişki doğmuş oluyor. Niçin çelişki doğmuş oluyor? Çünkü eğer biz bunu eshabinler yani diğer ayetlerdeki gibi çevirirsek şu, o zaman şunu demek istiyor Allah. Ve mecel ne kılmadık biz ee, cehennem ehlini meleklerden başka hiç kimse için biz meleklerden başka hiç kimseyi hiç kimseyi cehennem ehli yapmadık bu şekilde anlaşılıyor tabi bu bir çelişki nasıl olur melekleri yani meleklerden başka hiç kimse cehenneme girmeyecek mi yani melekler cehenneme mi girecek onlar mı e, cehennemin ehli olacak bu bu şekilde o, olamaz. Mantık hatası olur. O zaman bu eshabun nar kelimesini cehennemin bekçileri olarak çevirmeliyiz. Ondan dolayı bek bekçileri olarak çevriliyor bu. Halbuki bu yanlış. Ayette söylediği bütün Kur'an'ın bütün ayetlerinde eshaben nar cehennemin içindeki eshab olarak çevrilmiş. Şimdi bana diyeceksiniz ki o zaman e, o zaman sen de yanlışsın. Yani sen de buna inanıyorsan o zaman Kur'an zaten kendi kendine çelişiyor diyeceksin. Arkadaşlar benim burada söylediğim az önce de söylemiştim. Bence bu ayet yanlış yazılmıştır. Benim ee, düşündüğüm şey ve ma cealne eshaben nuri nur illa meleike. Biz kılmadık meleklerden başkasını ee, nur ehli olarak. Yani meleklerden başkasını Allah nur olarak kimse yaratmadı. Şimdi nur deyince aklınıza hemen böyle saydam şeffaf beyaz varlıkla gelmesin. Allah'ın nuru semavati vel ard diye bir ayet var. Allah semavatın işte yerin nurudur. Allah böyle beyaz saydam bir şey değil. Melekler gelince aklınıza hemen öyle e, nurdan saydam varlıklar gelmesin. E, burada e, söylenilmek istenen bu e, melaike Allah'ın yardımcıları olabilir. İşte e, Allah'ın her türlü şey olabilir. Yani normal işte Cebrail Allah'ın yardımcısıdır. Mahiyetini bilemeyiz. Hani büyük büyük Allah'ın hizmetkarları var Cebrail, Mika'il gibi vesaire. Bunlar sadece Allah bunları ashabın nur olarak yaratmıştır. Bundan başkalarını yaratmamıştır ashabın nur olarak. Elif yerine vav olması lazım oradaki nurda, nur kelimesinde. Nar değil nur olması lazım. Ve nitekim bu şekilde anlaşıldıktan sonra ayetin içerisi de anlaşılmış oluyor. Ondan sonra biz e, ondan sonra diyor ki biz onların sayılarını kafirler için fitneden başka bir şey kıl, kılmadık. Kafirler soruyorlar meleklerin sayısı kaç? Dört mü? Beş mi? Bin mi? Yüz bin mi? Kaç? Bu bir fitne kaynağı. Yani bırakın sakarın üzerindeki meleklerin sayısı kaç? Ne zaman böyle bir tartışma olmuş? Yani Allah'a inanmayan kafirler düşünsenize bir. Zaten ayet kendi kendine çelişiyor. Kafirler oturacak başka güçleri güçleri yok diyecekler ki, "Sakar cehenneminin üzerindeki melek sayısı kaçtır?" Mantıksız. Bu bir mantıksızlık. Ama Allah'a inanmayanlar şunu şunu tartışmış olabilirler. Meleklerin sayısı kaç acaba? 4 mü, 5 mi, 1000 mi, 500 mü? Fitne kaynağı. Kafirler için, inanmayanlar için. Arkadaşlar 74. surenin 31. ayet ayetindeki Ashab-ı nur, cehennemin bekçileri kelimesi tamamen e, konteks dışıdır. Yanlış. ashab nur olacak. Bu benim görüşüm. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Umarım e, anlatmak istediğimi güzel ifade edebilmişimdir. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.